Gürkan Duman, Betimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Değil mi efendim? Doğrudur Kürşat Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Niye sizi konuk ettik? Biz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta hep bu araştırma şirketlerinin açık farkla bilinmemelerini eleştirdik, konuştuk burada. Fakat siz hem 14 Mayıs'ı hem de 28 Mayıs'ı neredeyse nokta atışı bildiniz. Şöyle kısaca söyleyeyim. Mesela birinci tur için, yani 14 Mayıs'taki seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 49.1 göstermişsiniz. 49.5 çıkmış. Kemal Bey'i 45 göstermişsiniz. 44.9 çıktı. Sinan Oğan'ı 5.6 göstermişsiniz. 5.2 çıktı. İkinci tura geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan için 52.19 demişsiniz. 52.18 çıktı şu anda, şu an itibarıyla. Daha netleşmedi sonuçlar. Nokta atış. Tabii. Kemal Bey'i de 47.81 göstermişsiniz. 47.82 çıkmış. Şimdi iki taraflı soracağım. Siz nasıl bildiniz? Diğerleri nerede yanıldı da bilemedi? Ne okunamadı? Nerede yanlış yapıldı? Siz ne yaptınız da buldunuz? Nasıl yöntem izlediniz? Aslında Nasuh Hocam'ın da mesleğinde vardır araştırma. Bilir. Yani detayını da bilir. Analizini de bilir. Biz aynı zamanda 24 Haziran'ı da o zaman çok fazla basında görünmemişti ama biz 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını da %3'lük hata payıyla bilmiştik. Öyle mi? Yine aynı şekilde 2019... Şimdi şunu sorayım bu arada. Bu evet. Sizin seçimlerden önce verdiğiniz son araştırma mı? Tabii. Son. Tabii. Yani şimdi şöyle şeyler de oluyor. Ben bilmiyorum. Daha önceki araştırma mesela bundan bir 10 gün önceki araştırmada bambaşka sonuçlar vardır. Bana bunu getirmiş olabilirsiniz ya da biz bunu görmüş olabiliriz. Şöyle söyleyeyim Kürşat Bey. Biz basına yani daha doğrusu sosyal medyamızdan, Twitter hesabımızdan tek sonuç paylaştık. Evet zaman zaman dönem dönem yaptığımız çalışmalar oldu. Ama bu çalışmaları basına servis etmedik. Çünkü biz bunu otokontrol için, kendi otokontrol çalışmamızı yapalım diye etnik kökenlere baktık, mezheplere baktık, seçmen sadakatlerine baktık, oy kullanmama oranlarına baktık, seçmen ne kadar sandığa gider, ne kadar gitmez diye onlara baktık. Ve sandık sonuçlarında da yaklaşık %84'lük bir öngörümüz vardı. %84 civarında da bir öngörümüz oldu. O da aynı şekilde oldu. Biz aslında diğer arkadaşlarımızdan çok çok böyle farklı bir çalışmamız yok. Evet tekniklerimiz farklı. Aldığımız verinin kalitesi önemli. Tekniklerimiz nasıl farklı? Aynı. Tekniklerimiz şöyle farklı. Herkesin kendi firmasına göre bir bilimsel metotları vardır. Bu metotlar tabii ki SPSS mantığıyla yapılır belki ama biz bunların cross'ları, çaprazları, frekanslarına bakarız. Bu frekans ve çaprazların değerlerine göre de biz bir sonucu elde ederiz. Şimdi bunun çalışmaları ne demek olduğunu çok yapıyorsun? Araştırmacı diliyle anlattınız. Evet. Şöyle mi? Yani önce şunu soralım. Yüz yüze mi anketler yapıyordunuz yoksa telefonla mı? Şöyle söyleyeyim. Ben eski sağcıyım. Kemal Bey'in sorusuna da geleceğim. Ben Türkiye İstatistik çıkışlı bir kardeşinizin diyeyim. Aynı zamanda Sayın Gülen Hanım da benim ortam. Aynı zamanda da eşim. Beraber Türkiye İstatistik Kurumu'na başladık bu işe. Aynı zamanda da yaklaşık 17 yıl sahada birebir araştırma yapan, araştırmayı yöneten hem şirket sahibi TÜİK olarak da... TÜİK kökenlisiniz. Evet, TÜİK. Çok tartışılan TÜİK kökenlisiniz. Ama bu bizim bu sahada gelmiyor. Muhteşem hayır, bir zemindir yani. Evet, evet. Dolayısıyla yani, araştırmacılığı da aslında istatistik evet. üzerine başladı. Ya bilimi, ya bu bir bilim aslında. Yani aslında biliyorsunuz ki istatistik bir bilim olduğu kadar bilimin karşılığı da matematik. Matematik hiçbir zaman doğru yaptığınız zaman doğruyu verir. Yanlış yaparsanız yanlış verir size. Frekanslara baktık, çaprazlamayla onları işte teyit ettik, sağlamasını evet. yaptık vesaire. Biraz örnekler misiniz? Nedir bu çaprazlama? Şimdi, aynı soruyu farklı bir şekilde sormak mı, kontrasını sormak Nasuh mı? Peki Nasuh Hocam, Serap Hanım daha iyi anlar beni. Nasuh Hocam bildiği için mesleği. Bunun çapraz dediğimiz frekanslarını biz verilerimizi alıyoruz. İlk öncelikle, en öncelikli şey şu. Sahayı doğru analiz etmeniz lazım. Sahadan verin doğru gelmesi lazım. Hı hı. Bu birinci madde. Bu sahadan doğru gelmesi için de şunu yapmanız lazım. Bizim sektörde şöyle bir handikap var. Yani aslında en önemli sorunlardan bir tanesi şu. Ana firma diye bir tabir vardı bize. Bu ana firma Serap Hanım alt taşöre şirkete işini servis eder. O alt taşöre şirket bunu sahada veya telefonla katı yöntemiyle bu çalışmayı yapar. Sonra da ana firmaya bunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili firmayı yönlendirir. Neredeyse hepsi öyle çalışıyor zaten. %90'ı öyle diyelim. Sadece biz hariç. Yani sizin kadrolu çalıştığınız ya da telif usulüyle bilmiyorum artık nasıl evet. yapıyorsunuz. Evet.
Sabit elemanlarınız var ve onlar mı yapıyor bu anketleri? Bakın, sabit kadrolarımız var. Sabit kadrolarımız var. Bu biz kat yöntemiyle, biz daha çok son dönemde sahadaki verilerin manipüle edildiğini öngördüğümüz için özellikle 2018'den beri tamamını %90'ını telefonla kat yöntemiyle yapıyoruz. Kat yöntemiyle yapıyoruz. Ne demek o yöntem? Ya telefonla anket yöntemi, bir programımız var, bir yazılım programı var. Tamam. O program çerçevesinde çağrı merkezi diye tanımlayın aslında. Agentlarımız var. Bu yaklaşık 50'ye 60'a yakın bir agentimiz var. Bunların yönetimini biz yaparız. Yani onlara yani o verileri... Agent'in olduğunu da söyleyeyim de yanlış anlamasınlar. Nasıl hocam? Agent ne demekse onu da söyleyeyim. Agent da yani anketör. Yani anketçi, anketör. Ben anketçi kelimesine de çok kızıyorum bu arada kendi mesleki anlamda. Bunun ne olur yanlış anlaşılmasın. Vallahi üniversite yıllarımızda neredeyse hepimiz ya ben yaptım mesela. Vallahi, kontrol anketi yaptım ben Tekirdağ'da. Tabii üniversitede 90'larda. Biz de çok yaptık. Anketçi ile araştırmacıyı ayırmak lazım. Yani anketçi halk dilinde istenilen sonucu verir. Ama araştırmacı kamuoyunun istediği sonucu verir. Kamuoyu ne derse onu verir. Yani agent dediğimizde aslında anketördür. Yani sahadan ya da telefonla veri alan kesimdir. Bunların bütün oto kontrolleri A'dan Z'ye bizdedir. Kime biz, sorduğunuz önemli, nasıl sorduğunuz önemli. Örneklemi nasıl dağılımın dengeli olması önemli. Ama bütün veri taşıyıcıları kendisine ait. Ben başka bir kavram kullanayım. Peki, yani. Çok dağılmayalım. Nasıl bildiniz? Yani burada ne hangi okumayı doğru yaptınız da bu neredeyse nokta atışı sonuçlara ulaştınız. İşte anlattığım şey şu, veriyi biz kendimiz alıyoruz. Birebir kendimiz alıyoruz. Hı. Alt yükleniciye taşöre etmiyoruz. Eğer alt yüklenici kullanılıyorsa o alt yüklenici kullanıcısı da otokontrol yine bizdedir. Yani bu özellikle en büyük maddesi budur. Yani birinci madde budur. İkinci olarak o aldığınız veriyi kontrol etmedir. Mesela bizde batch soruları vardır. Eşlik soruları vardır. Mesela 24 Haziran seçim soruları 14 Mayıs'ın ana sorusudur. Eğer siz bu verileri doğru alamazsanız, örnek vereyim işte, seçmen kendini yanlış lanse edebilir. Yani AK Partili diyebilir ya da CHP'li diyebilir ama başka bir partilidir. Bunun biz verilerini alırız, çaprazlarına bakarız, sonra datayı eleriz biz. Yani şöyle mi? Biraz somuttan gidelim. Örneğin bir soruda diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceksiniz? Evet. O diyor ki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Siz başka bir soru soruyorsunuz. Ekonomiyi kim çözer ya da parlamenter sisteme geçilmeli mi? Buradaki cevabıyla ikisinin uyumlu olup olmadığına mı bakıyorsunuz? Evet, orada bakıyoruz mesela birinde Kılıçdaroğlu demiş, birinde Recep Tayyip Erdoğan demiş. Etnik mezhebe bakıyorsunuz, kimlikler var, siyasi görüş tanımlamaları var. Onlara bakıyorsunuz yani 6600 veri yaptıysanız, biz 6600 veriden yaklaşık 7000 veri almışızdır biz. Biz bunun 200-300 veriyi kullanmıyoruz. Yani bunu biz data fire bulduğunuz için. Tabii yani özellikle çünkü zaten sapma payı buradan geliyordur. Özellikle de diğer araştırma şirketleri arkadaşlarımız da dediğimiz gibi alt yüklenici şirketlere verdikleri için otokontrolde %100 kendiklerinde olmadığı için bence yanılıyorlar. En büyük hatayı orada yani yaptılar. Kesinlikle. Veri çünkü çok ciddi farklar çıktı. Veri mi oluyor? Aslında çalışmamış yani değil Serap Hanım. Otokontrolünde verir. Değil. Yani sahası başka yerde, raporlaması başka yerde. Yani siz bu araştırmaları kime yaptınız peki? Şöyle söyleyeyim, bizim de tabii müşterilerimiz var. Müşterinin verisini biz doğal olarak paylaşma gibi ihtimalimiz yok. Çünkü sözleşmelerimiz var. O kişisel verileri koruma kapsamında da... Hayır, isim verin diye söylemiyorum işte. Şirketler mi, ya partiler mi? Partiler oluyor, şirketler de oluyor, belediyeler de oluyor. Ama bu çalışma tamamen kendi... Betiman'ın öz kaynağıyla yapılmış bir çalışmadır. Peki kaç yıldır yapıyorsunuz siz bu? Bizim yaklaşık 22 yıldan beri ben sektördeyim. 22 yıldır? Evet. Hiç duymadık adınızı evet, ama. Evet, çok duymadığımız İşte değil. Biraz mütevazı gitmemizden kaynaklı. Sadece işimize odaklanmaktan kaynaklı bildiğim, anladığım 24 kadarıyla. 24 Haziran öncesinde de yine böyle çok yakın bakın, bilmiş miydiniz? Evet, şöyle söyleyeyim. 7 Haziran'da zaman zaman çıkmıştır belki ama ufak tefek haberlerimiz çıkmıştır. 7 Haziran'da bir bölgede biz dedik ki HDP bir vekil çıkartacak dedik. Bize terörist ilan ettiler o bölgeyle ilgili. 1 Kasım'da dedik ki Türkiye'de tek başına iktidarı görüyoruz. Seçime 2 hafta var. Şu an için araştırma sektörüne bir ara veren arkadaşımız var. Değerli bir arkadaştır. O mesela o seçimleri birebir bilmiş gibi gözüküyordu. Bizim 10 günlük çerçevede gördüğümüzde 1 Kasım'da biz tek başına iktidarı görmüştük. Ama %100 sonuç anlamında değildi. Şöyle bir durum var. Türkiye'deki konjonktür yapı çok hızlı değişiyor. Biz mesela bu çalışmamızı... Ben de onu soracağım. Yani siz neticede 17 yıl mı dediniz? 22. 22 yıl, pardon özür dilerim. 17 nereden aklıma kaldı? Evet.
Yani Türk toplumunu okuyorsunuz neticede. Kesinlikle. Çünkü bunu okuyamazsanız bunu yapamazsınız. Ya, bakın haftalık borsa gibi. Bakın seçmen kendini gizliyor. Biz bu mesela 14 Mayıs çalışmamızı biz... Kimin lafıydı? Kamuoyu uçucu ve kaçıcıdır der. Yani sizden de saklanır aslında. Evet saklanır ama yakalayabilmek önemli. Biz 14 Mayıs'ta yaptığımız çalışmayı bekledik. Neyi bekledik? Ya bir sonuç açıklayacaktık. 5 bin ankitimiz çöpe gitti. Yani orada mali anlamda biraz zarara girdik ama Muharrem İnce saat 2'de çekildi. Ben başka bir ilden ofisime geliyordum. Arkadaşlar dedi ki Muharrem İnce çekildi Sayın Muharrem İnce. Dedi ki arkadaşlar hemen topa hazırlanın. Biz yeni bir çalışma yapmamız lazım. Hmm. Bu sonuç bizi yanıltabilir. Mesela özellikle işte... Muharrem İnce yüzünden ne kadar kaybettiniz? Kaç para kaybettiniz? Ben bir rakam söyleyebilirim ama kalsın ya. 5000 örneklemdi çalışmamız. Nasıl söyleyeceğim? 5000 örneklemdi. O mesela bizde kaldı ama çok oran oynatmadı. %1-1,5'luk bir oran oynattı. 5 milyon mu? 5 bin örnekten. Kaç kişi arıyorsunuz toplamda? Şöyle söyleyeyim. Bir anket için kaç kişi aranır? Ya şöyle söyleyeyim. 10 kişi ararsınız belki anca bir kişi buna cevap verir. Cevap veriyor. Tabii. Yani son dönemlerdeki bu manipülatör... 50 bin kişi arıyorsunuz ki 5 bin kişiye ulaşıyor. Ama orada da bir doğu, batı, yaş, cinsiyet 81 ilin örneklemini alıyoruz. Yaş gruplarını özellikle sosyolojik olarak onları bulmamız lazım. Cinsiyeti bulmamız lazım. Mezuniyeti bulmanız gerekiyor. Aynı zamanda o bölgelerin demografik yapısında temsil edecek örneklemleri de almanız gerekiyor. Meslek kategorileri, meslek kategorileri de var. Bir sürü kategorisi peki, var hocam. Peki bu örneklem her anketinizde değişiyor mu? Çünkü yani kamuoyu bu kadar uçucu ve kaçıcıysa biraz önce söylediğim gibi bu örneklemin de sık değişiyor olması lazım bence. Şöyle söyleyeyim, örneklem biz 81 ilde aldık bu örneklemimizi. Özellikle deprem bölgeleri de biliyorsunuz sayın hocam da bilir. NUS 2 örneklemiyle yapardık biz daha önceki çalışmalarımızı. 26 ildir kapsamı. Şu an için biz 81 ili olarak yapıyoruz. O sosyolojik yapının tamamını bu verinin içinde olması gerekiyor. Hı hı. O veri olmaz ise buradaki sapma payları yükselme evresi gösterebilir. 14 Mayıs'ta işte Muharrem İnce'yi bekledik. Muharrem İnce'nin beklendikten sonra 1,5 günde çok şükür çalışmamızı tamamladık. O zaman bütün firmalar şunu söyledi. Ya kazanıyor dediler ya da kazanmıyor dediler. Bazıları şunu söyledi meslektaşlarım açısından. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylediler. Ben verime bakıyorum biz kendi şirket olarak. Öyle bir şey gözükmüyor. Hatta şunu da iddia ettim ben her zaman. Bizim birinci turda dahil, ikinci turda dahil Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir yaptığımız araştırmada 48'in üstünde yani 48.8'in üzerinde yani görmedim. Adaylık açıklanana kadar ya da açıklandıktan sonra hiçbir anketinizde Kemal Bey 48'i geçemedi. 48.8'i hiç geçemedi. Sadece diğer, bir araştırmamıza yakaladı. Diğer isimler yani şimdi biz burada konuşuyoruz. Siz de toplumu bakıyorsunuz evet. İnsanların eğilimlerini, o sorulara verdikleri cevapları. Bizlerin programlarda konuştuğuna baktığınızda siz ama bu böyle nerede diyordunuz? Mesela az önce de konuştuk işte Ekrem İmamoğlu olsaydı, Mansur Yavaş olsaydı aylarca konuşuldu burada ki bugün de konuşuluyor. Tablo farklı mı olurdu diye soruyoruz zaman zaman. Siz ne gördünüz bu sorunun cevabı olarak? Şunu söyleyebilirim. Yani Sayın İmamoğlu da olsa, Sayın Mansur Yavaş da olsa Mansur Yavaş'ın evet milliyetçi kökenli olmasından kaynaklı siyasal eğilimlerde o seçmen sadakatlarında baktığınız zaman yaklaşık HDP'li seçmenin %70'i oy veriyordu belki ama... Mansur Yavaş'a. %70-72 civarında bir oy alma ihtimali var idi. Ama bu sandığa gitme ya da Mansur Bey'in seçim satma haline girdiği zaman kampanya yönetim sürecinde bunun daha aşağılara gidebileceğini biz öngörüyorduk. Yani siz bu sordunuz görüldü. Mu işte Mansur tabii, Yavaş, tabii, Ekrem'in tabii, ne çıktı mesela en son anketinizde daha aday belli aday olmadan? Aday belli olmadan önce. Önceki ankette ya, kim Sayın var? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önde çıkıyordu Mansur Bey. Ama kaç mesela yaklaşık? Kendi arasında bakılırsa biri kendi dağılımda yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ı 40-42 civarında buluyorduk her bütün yaptığımız çalışmalarda. 38 ile 42 diyelim yanıltmamış olalım. Sayın Mansur Bey'i 24-25 civarlarında buluyorduk. Sayın Ekrem Bey'i son dönem haricinde yine Mansur Bey'e yakın buluyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu ise 7-8 bantlarında buluyorduk. Son artık adaylık evresi artık pekişmeye başladığı zaman Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun üstüne geçti. Hatta Mansur Yavaş da aynı oy oranına yaklaştı. Ama şu var yani... Söylediğinizden şunu anlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep en üste çıkıyordu. Kesinlikle.
Bütün yaptığımız çalışmalarda seçmenin... Yani dolayısıyla bize, yani burada 38. konuşuyoruz işte Ekrem İmamoğlu olsaydı, Mansur Yavaş olsaydı... Yine olmazdı. Bir şey değişmeyecekti diyorsunuz. Olmaz. Sizin şeyde okuduğunuz, anketlerde okuduğunuz bu. Olmazdı. Şöyle bir avantaj var. Bakın ne yaptılar? Birinci turda sistematik olarak bir danışmanlık yapsaydım ilgili partiye... Şunu derdim kendimce, Nasuh Bey de belki araştırma kimliği olduğu için söyleyebilir... Derdim kardeşim ikinci tura destekleyin. Niye birinci turda bizim derdimiz? Yani birinci turda yaptığınız zaman o milliyetçi seçmeni nasıl bir tarafa yönelteceksiniz? İkinci tura kaldı. Hem milliyetçi seçmen hem de Kürt milliyetçi seçmeni de bir araya oturtmuş oldunuz. Ya bu da tutmadı açıkçası. 24-26 gördüğünüzde o zaman başka adayları da soruyordunuz. Öyle mi? Tabii. Ya açık uçlu yaptığımız yani araştırmalar. İki adaylı. Onlar isim söylüyordu yani. Yani sadece iki adaylı. Hep yapıldı ya işte. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Mansur. Bunlarda nasıl çıkıyordu? Çünkü sizinki daha dağılan bir anladığım kadarıyla birden fazla adaylı soru. Şöyle söyleyeyim Serap Hanım. İki türlü çalışma mantığı vardı. Ben bu ikili karşılaşmayı çok doğru bulmuyordum açıkçası. Öyle mi? Yani bu tamamen hata oranını yükseltebilen olandı. Seçmeni bir nevi yönlendiriyorsun o çalışmada. Bir katkı sağlayayım. İlan edilmemiş bir aday üzerinden kesinlikle. İkili çalışma yapmanız çok yanıltıcı oluyor. Evet.